kahvede içebiliyoruz değil mi? Haydi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 173'teyiz. Bugün meani ilminin bana göre bütün dillerin sahip olduğu olay en önemli mevzularından biri. Biz geçen dersimizde yani bir önceki dersimizde herhangi bir müteallikat-ı fiilin takdiminin taksis ifade edeceğini söyledik değil mi? İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn gibi. Şimdi burada, değil, 173, evet kasra geldik. Burada işte o taksisin esas kalıbını göreceğiz. Yani Arapçada bütün ilimlerde, bütün dillerde var bu ama şekli değişik. Kasr meselesini göreceğiz. Kasr ne demek? Sözlük itibariyle bir şeyi hapsetmek demek. Kasara nefsehu alel ilmi. Kendini ilme kasretti. Yani tamamen ilme verdi manasına. Ama terim olarak ise bir şeyi bir diğer şeye. Anlatabildim mi? Ama özel bir yolla. Böyle rastgele değil. Tahsis etmek demek. Yahut bir kelamda geçen hükmü zikredilene isnat edip, ispat edip başkasından nefy etmek. Bu da çok önemli. Yani anlaşıldı değil mi? Yani mesela yani biraz sonra vereceğiz. Mâ kâtibun yani la ilahe illallah gibi. Yani burada la ilahe yani burada biz kasr yapıyoruz. Allah'tan başkasına ilahlık vasfını nefy ediyoruz. Allah'a ispat ediyoruz. Yani en güzel örneği la ilahe illallah'tır bunun. Zaten söyleyeceğiz. Şimdi en güzel örneği ma fehime mesela fehime illa Zeytün. Yani Zeyd'den başka kimse anlamadı. Burada kasrettiğimiz mana fehmdir. Fehmin adına biz maksur diyoruz. Bu çok önemli. Maksur diyoruz. Yani bura çok önemli bir hadisedir. Maksur. Zeyd ise maksurun aleyh. Çünkü ona anlayışı ona şey yapıyoruz. Anladınız değil mi? Maksurun aleyh. Şu istisna ve nefi ise tariki kasr. Kasr yolu, metodu. Anladın değil mi? Yani şu ikisi ne var burada? Nefi illa o kelimeler değil. Ve istisna. İstisna neymiş bu? Min turukil kasr. Kasrın yollarından. Anlatabildim mi? Metotlarından biri Arapçada yani. Neyi kullanarak kasrı yapacaksın? Kalıbı var yani bunların. Bunu uzun uzun anlatacak kalıplarını. Bugün fazla girmeyelim. Ama ben sana söyleyeyim. Meşhuru 4 tane. Birisi nefi ve istisna. La ilahe illallah gibi. Anladın değil mi? Yani nefi ve istisna yollardan biri. Hep bunları anlatacak. Ben onun için şey yapıyorum. Anladınız değil mi? Yani fazla ayrıntıya girmiyorum. Bir diğeri innema. O da çok önemli. İnnema. Var ya innema. Sadece yazın yani. Daha gelemedik oraya. Sadece yazın. İnnema. Mesela en güzel misali. İnnema yakşallâhe min ibâdihil ulema. Kullarından, Allah'tan sadece kulları içinden alimler korkar. Başkaları da korkar. Ama burada kasr yapıyoruz. Yani ona mübalağa var bu işin içinde. Mübalağa derken manayı kuvvetlendirme var. İnnema. Anlatabildim mi? Bir diğeri dün gördük. Takdim. Dün gördük ya İyyâken. Yazın onu da. Takdimdi. 4 meşhur yolu var. Yani kitabımız anlatacak bunları. Ama kafanızda şekillenmesi lazım. Takdim. Ne demek? Hakkı tehir olan bir kelimeyi takdim etmek demek. Anlatabildim mi? Takdim etmek demek. Bu da çok önemli. Dün takdim. Kaf yani. Kafla. Dün gördük. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Dördüncüsü ise burada çok önemli. La, bel ve lakinle yapılan atıflar. Bu da çok önemli. Anladınız değil mi? La,
bel atıf harfleri ya bunlar. Mesela darabtu zeyden la amren. Yani burada zeyde kasrediyorsun sen. Tamam? Yani lem adrib zeyden bel amran. Bak orada da yine öyle. Lem adrib zeyden lakin amran. Bunlar atıf harfi. Ha, lakin var. Üç tane. Bel. Anlatabildim mi? Lakin ve la. Nefi için olan la. Anladık mı güzel kardeşlerim bunu? Şimdi bunları anladık. Geldik şimdi kasra. Kasrı tarif ettik. Anladın değil mi? Ama kasr ikiye ayrılıyor. Bu çok önemli. Bunu iyi öğreneceğiz. Yani bu taksis. Anladık değil mi kasrı? İki şey. Bir şeyi diğer bir şeye belli yollarla taksis etmek. Bu birinci mana. İkinci mana, kelamda zikredilen bir şahsa hükmü ispat etmek, başkalarından nefy etmek. Yani la ilahe illallah gibi, öyle değil mi? Yani hepsine misal verilebilir bunlar. Şimdi güzel kardeşim, kasrın kısımları. Kasrın çok kısımları var. Evvela birinci taksimi ikiye ayrılıyor. Hakiki kasr, gayri hakiki kasr. Yani hakiki kasr deyince arkadaşlar şu mana anlaşılmalı. Bunu özellikle ifade edelim. Kasr-ı hakiki, yani maksurun aleyhin dışındaki her şeyden nefy ediyorsun hükmü. Bunun en meşhur özelliği, yani çünkü bunu misal bulmak zor buna. Anlatabildim mi? La ilahe illallah'tır. Çünkü la katibe illa Zeydün, yani dünyada katip var. Mübalağa için diyebilirsin, ona geleceğiz. Diyebilirsin onu. Ama en önemli misal, yani la ilahe illallah'tır. En güzel misal budur. Anlatabildim mi? Yani demek ki birinci misal, yani la ilahe illallah'tır. İkincisi ise en güzel izah o. Bak burada vardır güzel kardeşim. Men zeydün illa kaimün, zikretmemiş. Zikretmemiş. Yani la ilahe illallah. Zikredebilirsiniz. Bak burada vardır. Her yerde var. Zaten burada da var. Yok yok. Ha yok. Şey, yok mu la ilahe illallah? Yok, burada yok. La ilahe illallah'ı yaz. Evet, yaz. Yaz. Önemli değil. Ha, la ilahe illallah. Ona bak. Ona sonra mütalaa edersin. Baktın mı bundan istifade edemezsin. Oldu mu? Dikkatsizlikle, hürmetsizlik etme. Heh, oldu. Ayrıca çalışırsınız. Ben onu tavsiye ettim. Yani o çok kıymetli bir eser. Yani şeye de söyledim. Yani nedir? Ertuğrul'a da söyledim. Mutlaka mütalaa edin. Anlamadığını burada sor. Oldu mu güzel kardeşim? Ha. Gayri hakiki bir de. Yani mesela işte en güzel örneği hemen verebilirsiniz. Yani nedir? La katibe illa Zeydün. Yani mesela yani. Zeyd'den başka katip yoktur. Yani yok kardeşim, var. Bu mübalağa yani. İzafi diyorlar onun için buna. Anlatabildim mi? Yani ne demek? İzafi. Yani göreceli. Yani yoksa iyi katip manasına. Zaten misaller veriliyor. Teker teker misal verecek. Gelelim ikinci bir taksime. Bu da ayrı bir mesele. Ve küllün minhuma. Hakiki ve izafi olan kasırlar da iki kısma ayrılıyor. Birisi kasrul mevsufi ales sıfatı. Anlatabildim mi? Mevsufu sıfata kasretmek. Mesela mevsuf kim? Allah. Mallahu illa haliku kulli şey. Anlatabildim mi? Misal verecek. Aşağıda vardır zannediyorum. Oğlum niye zikretmemiş burada? Aşağıda vardır bak. Evet. Yani en güzel örnek bu. Gerek yok bunu. Yani mallahu illa haliku kulli şey. Allah'tan başka her şeyin haliki yoktur. Burada her şeyin haliki olma sıfatını mevsufa kasrediyoruz. Sıfatı mevsufu ona sıfata kasrediyoruz. Anladın değil mi? Mevsuf dediği biliyorsunuz. Yani Allah orada. Ales sıfatı, sıfat dediği de haliku kulli şey. Yani anlatabildim mi? Demek ki birincisi kasrul mevsufi ala sıfatim. Yani bir mevsufu
şey yapmak. Ha tabii. Bir tane daha ayetten misal verelim. Bu hakikiye misal. Anladınız değil mi? Bu hakikiye misal. Bir de izafiye misal verelim. Gayri hakikiye. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Hazreti Muhammed peygamberden başka bir şey değil. Hayır öyle değil. Aynı zamanda alim, aynı zamanda komutan, aynı zamanda insan. Bu izafi. Anlatabildim mi? Yani orada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı eğer diyor yani Resulullah'a ibadet ediyordunuz bitti öldü. O diyor peygamber insandı yani peygamberden başka bir şey değildi. Biz Allah'ın dinine iman edeceğiz bir ayet geliyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Bu nedir? İzafi yani gayri hakiki olan kasrul mevsuf çünkü mevsuf önce gelmiş. Resul sıfattır. Muhammed mevsuftur. Anlatabildim mi? Bu kadar basit. Bura anlaşıldı mı? Demek ki birincisi hem hakiki var mı soracağım? Çok açık. Her şey açık. Yani hem hakiki hem de gayri hakiki kasırlar iki kısma ayrılıyor. Bunlar birisi mevsufun sıfata kasredilmesi. Hakikiye misal mallahu illa haliku külli şey. En güzel örnek. Şeye misal de ve ma Muhammedun illa Resul. Ayet-i Kerime. Çünkü Muhammed mevsuftur. Resul onun sıfatıdır. Mevsufu sıfata hasrediyoruz burada. Kasrediyoruz. Anlaşıldı mı burada? Gelelim ikincisine. Her ikisi için de geçerli. Burası çok önemli. Ve kasru sıfati alel mevsufi. Sıfatı mevsufa hasretmek. Mesela katiplik sadece tamam mı? Mâ kâtibun illâ zeydün. Yani zeyttir kardeşim katip. Yani veya mâ zeydün illâ kâtibun. Yok sıfatı şey yapacağız özür dilerim. Mâ zeydün illâ kâtibun. Zeyd katipten başka bir şey değildir. Yani biz bunu tavsiye ederken konuşuyoruz. Bu Türkçede de var bu. Yani mesela adam diyor ki işte efendim Zeyd'i nasıl düşünüyorsun? Büyük bir ilim adamı mıdır? Yani araştırmacı mıdır? Sen de diyorsun ama Zeyd'in illa katibun yani. Zeyd'i ona yani Zeyd'e tek bir sıfat kasrediyorsun burada. Aslında hakaret ediyorsun yani. Zeyd katipten başka bir şey değildir yani. Bir tek katiptir yani. Yazar yani. Onun dışında araştırmacı falan değildir. Bunu izah etmesem mana anlaşılmaz. Sıfatı mevsufa kasrediyorsun. Anladın değil mi? Mevsufu sıfatı değil yani. Mevsufu sıfatı değil. Yalnız burada önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Yani burada önemli. Vel muradu burada sıfattan kasıt nahivdeki sıfat değil. Anladınız mı? Yani nahivde sıfat olur olmaz. Mana önemli. El maneviye yani. Sıfatul maneviye. Len na'tu. Yoksa na'd dediği nahivdeki sıfat. Çünkü nahivde na'd sıfatın adı na'd'dir. O bahis altında kullanılır yani. Bak şurada. El maneviye yani. Yani başkasıyla kaybolan len na'tu nahvi diyor yani. Çok güzel bir misal vermiş. Anlatabildim mi? Mâ na'buduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ. Mâ na'buduhum. Biz onlara ibadet etmiyoruz. Bak yani putlara bu sıfattan dolayı ediyoruz. Sıfat derken nahivdeki sıfat değil bu. Mana yani. İlla liyukarribuna ilallahi zülfa. Allah'a bizi yaklaştırmaları gayesi ile onlara ibadet ediyoruz. Hani müşrikler diyor ya bunu putperestler. Niye putlara diyorlar? Putlar Allah değil. Yani burada illa liyukarribuna ilallahi zülfa bir cümle. Mana yani. Yoksa nahivdeki sıfat değil yani. Ama çok güzel bir şey bu. Yani nahivdeki sıfatı anlamayın diyor ya. Örnek bu. Şimdi teker teker örnek verecek. Merak etmeyin. Benim verdiğimle kalmayacak. Anlatabildim mi? Benim verdiğimle kalmayacak. Ha? Anlaşıldı. Ha, anlaşıldı. Şimdi teker teker misalleri verecek. Bu adam hakikaten büyük bir alim yani. Sen neredesin kardeşim? Ha tamam. Şimdi geçiyoruz. Vel evvelu. Evvel dediği mevsufun sıfata hasri. Anlatabildim mi? Mevsufun sıfata hasri. Mâ zeydun, burada mevsuf zikrediliyor. Yani zeyd değil, illa ki ancak bir katiptir. Alimliği falan yoktur. Anlatabildim mi? Yani bir tek katiptir zeyd. Bu ama bir şart koşuyor. İzâ uride ennehu la yettasifu bi gayriha. Yani başka sıfatlarla muttasıp olmadığı
kastedildiğinde bu mana doğrudur. Ama وَهُوَ لَا يَكَدُ يُجَدُ bu böyle bir şey de yoktur dünyada. Yani adam katip diye kaim sıfatı yok değil yani. Anlatabildim? Ayakta durabilir, oturabilir, yemek yer. Yani bu tamamen yani anlatabildim yani izafi değil. Yani neredeyse bulunmaz diyor zaten. Hmm. Yani kasr-ı hakikinin bu çeşidi zor bulunur. Hmm. Bir tane var. La ilahe illallah var. Onun dışında baş. Yo la ilahe illallah değil. Biraz önce zikrettiğim var. Yani mallahu illa halikü kulli şey. Çünkü önce mevsuf gelmeli. Anladın mı? Allah sadece Allah her şeyin halikidir. Orada o her şeyin haliki olma sıfatını sadece Allah'a veriyoruz. Anladın mı Mollay Azim'in baş kiramı? Ha? Anladın mı? Evet. İza uride ennehu la yettasifu. Yani o zeyt hiç vasıfa sahip değil bir gayri ondan başka. Yani ve la yekadu yujad. Yani neredeyse bulunmaz böyle bir şey. Yok yani. Niye? Lite'azzuril ihata. Yani kuşatmak mümkün değil. Yani bir sıfat-ı şey, bir şeyin sıfatlarını tamamen yani ihate etmek mümkün değil. Yani Zeyd'in ne bileyim kardeşim yani kaç tane sıfatı var. Belki hırsızdır, belki işte şöyledir. Yani ne bileyim yani. Önemli olan yani birinciye, hakikiden birinciye misal. Nedir o? Neyi kastettik o? Şeyi kastediyoruz. Yani mevsufun sıfata kasredilmesi meselesi. Birinci dediği o. Vessani ikinciye misal sıfatın kesirun. Sıfatın mevsufa. Bu sefer mesela ma fiddari. Bak evde olmamak bir sıfattır. Anladın değil mi? İlla zeytin ancak zeyt. Dikkat edersen kasrın yollarından hep nefi ve istisnayı kullanıyor. Diğerleri de var. Ama ona geleceğiz daha. Bura anlaşıldı mı? Ma fiddari. Yine bir mana burada. Sıfat değil yani bildiğimiz nahiv sıfatı değil. Yani evde olmama sıfatı. Evde yoktur. Kim? İlla Zeyd'in Zeyd. Evde olmamayı ne yapıyoruz? Sadece Zeyd'e hasrediyoruz. Kasrediyoruz. Sıfatı kasrediyoruz. Evet sıfatı kasrediyoruz. Yani o kadar önemli ki bu. Şimdi güzel kardeşim. وَقَدْ يُقْصَدُوا وَقَدْ يُقْصَدُوا وَقَدْ يُقْصَدُوا bazen kastedilir bihi bununla el-mubalağa. Mübalağa kastedilir. Anlaşıldı değil mi? Mübalağa. Yani şimdi mübalağadan kasıt en güzel örneği yani şimdi zikredeceğiz. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ayet-i kerimesi. Altta var bak. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ Allah'tan sadece korkar. Burada innemadır. Kasır vesilesi, yolu. Min ibadi kullarından el-ülâ. Kardeşim başkası da korkar. Burada şey mübalağa ediliyor. Bunun adına kasr-ı iddiai deniliyor. Anlatabildim mi? Kasr-ı iddiai. Yani iddia bir ihtiva eden bir kasır bu. Bak aşağıda kasr-ı iddiai. Bak geliyor görüyor musun? Şu. O çok önemli. İşaretli orayı. Kasr-ı iddiai diyorlar. Anladınız mı kasr-ı iddiai? Çünkü Allah'tan başka kulları da korkar. Alimlerin korkması yani çok korkarlar. Yani onlar bu işte bir numaradırlar manasına. Yoksa başka kulları da Allah'tan korkar. Anladınız mı beyler burayı? Hı? Evet. Yani çok önemli bu. Niye? لِعَدَمِ الْاِعْتِدَادِ بِغَيْرِ الْمَذْكُرِ Yani ibarede zikredilenleri hesaba katmadığınızda. İ'tidat yani hesaba katmıyorsun. Yani avamı hesaba katmıyorsun. Yani burada haşa Allah'ın değil yani. Çünkü لِأَنَّ غَيْرَهُمْ Başkaları قَدْ يَخْشَهُ اَيْدًا Sorarlar. Ama onların korkması o kadar yani önemli değil. Asıl alimlerin korkması önemli. Anladın? İ'tidat hesaba katmamak demek. Yani zikredilenin dışındakini hesaba katmama manası var orada yani. Çünkü önemli olan alimlerin korkması. Burayı da anladınız mı? Hesaba katmama. Ya kidat. Ulan ne kelimeler ya. Hocam kullanıyor mu günlük hayatta bu? Yani kullanıyor. Kullanıyor. Ulan ne diyor bu? Neyse sonra bakarız. Anlaşıldı mı bu? Ya kidat tabii. Hı hı.
Mesela ben diyorum ki indi ademül irtidat bike. Ben seni sabah katmıyorum. Sabah katmıyorum diyorsun. Ya. Veya la ateddüke. Seni sabah katmıyorum. İrtidat, i'tedde, i'teddü, i'tidaden. İfteale, yefteilü, iftialen kalıbında. Evet. Şimdi geldik gayri hakikiye. Bütün bunlar hakikiler. Bu zikredilenler. Yani önce hakikiden şeyi misal verdi. Mevsufun nedir? Sıfata hasredilmesini. Sonra sıfatın mevsufa hasredilmesini söylediği, öyle değil mi? Kasredilmesini diyelim. Artık hasrı kullanmayalım. Şimdi de gayri hakikiye geldi. Anlatabildim mi? وَالْاَوَّلُ مِنْ غَيْرِ الْحَك۪يكِ Gayri hakikiden birinci, birinci dediği nedir o birinci? Mevsufun sıfata hasredilmesi. Mevsufun sıfata hasredilmesi. Şimdi burada önemli bir nokta. O mevsufun sıfata hasredilmesi dediğiniz zaman tahsisu emrin bir şeyi tahsis etmek, sıf ona aittir demek. Bi sıfatin bir sıfatla dune uhra. Anlatabildim mi? Dune uhra. Yani başkasına ait olmadığını ifade ederek. Ev mekaneha. Veya onun yerine diyorsun. Yani misal vermeden asla anlaşılmaz burada. Anlatabildim mi? Yani bu önemli çünkü. Mesela bir adam diyor ki Hristiyanlar. Allah diyor salisü selasetin. Üçlüden biridir diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor ki hayır innemallahu ilahun vahid. Burada o üçlünün yerine siz ilah vahid olduğunu getiriyorsunuz. O sıfatı yani Allah'ı o sıfata hasrediyorsunuz. Kasrediyorsunuz. Yani Allah üçten biri değil senin dediğin gibi. Tam tersine tek ilahtır diyorsun. Tek ilahlı yani mevsufu tek ilahlığa anladın mı? Mevsuf olan Allah'ı tek ilahlığa ne yapıyorsun? Kasrediyorsun. Anladın mı Mollay Azim? Bu çok önemli. Yani innemallahu Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. İlahun vahid. İnnemâ ene beşerun mitlukum. Ben derken Resulullah o mevsuf. Beşer sıfatıyla orada kasrediyorsunuz. Halbuki Resulullah'ın beşerliği dışında resullüğü var, başka var. Ama orada beşerlik sıfatını ne yapıyorsun? Yani kasrı. Yani ha yani ben böyle yani kas. Gerçi orada tabii o farklı. O gayri hakikiye misal. Şey hakikiye misal değil. Hakikiye misal bir meşhur olan bu yani. Anlatabildim mi? Nedir o? İnnemallahu ilahu vahid. Hakikiye şey de bulmak zor yani. Örnek de bulmak zor. Yani o mekanehayı anladınız mı? Anlamazsanız bir işe yaramaz ha. Ya bak şunu tekrar ediyorum. Taksisü emrin. Bir şeyi taksis etme. Nedir o? Tek ilah olmayı. Bir sıfatın yok. Allah'ı taksis etme. Bir sıfatın bir sıfata. Nedir o sıfat? Tek Allah olma. Tek ilah olma. Allah olma değil de. Dune uhra. Başka birisi değil. Yani salisü salise değil. Üçten biri değil. Anladınız mı? Ev mekaneha. Anladım. Yani üçten biri yerine yani ikisi aynı misal ikisine de verilebilir yani. Hayır. Sizin dediğiniz doğru değil. Doğru olan böyledir yani. Anladın mı? Bütün bunlar. Anlaşıldı mı burası güzel kardeşim? Anlaşıldı hocam. Şimdi bir diğeri daha var. Tamam hocam. Tamam. Başlayın hocam. Tamam güzel kardeşim. Gel. Şimdi tekrar ediyoruz bu meseleyi. Kırma fazla. Yere koy ya onu niye oraya koyuyorsun? Kısa da öyle mi? Anladım. Peki. Tamam önemli değil. Bunları çıkarıyor şey. Nedir? Ahmet İlker Bey. Şimdi tekrar ediyoruz. وَالْاَوَّلُ مِنْ غَيْرِ الْحَك۪يكِ Gayri hakikiyi anladık. Gayri hakikiden birinciye misal. Gayri hakikiden birinci dediği mevsufun sıfata kasrı. Taksisu emrin bir şeyi bir şeye taksis etme. Bir sıfatın bir sıfata. Dune uhre başkası değil. Mesela adamın biri diyor ki bana göre yani Zeyd hem katiptir hem şairdir hem müneccimdir diyor. Aşağıda misal var. Bak şurada yani. Sen de diyorsun ki ma Zeydun illa katibun.
Bu itikada göre değişiyor. Gayri hakiki çünkü. İzafi. Göreceli yani. Yani birisi öyle inanır. Zeyd katiptir, müneccimdir, bilmem nedir. Ama sen dersin, hayır. Ma zeydün illa katibin. Burada zeyd maksurun aleyh, katip de nedir? Maksur. Yani sıfat. Bu mevsuf, bu sıfat. Biz de diyoruz ki hayır, zeyd sadece katiptir. Başka bir özelliği yoktur diyoruz. Bu tamamen gayri hakikidir bu. Anladın mı? Bu gayet açık. Şimdi geliyoruz vessaniye. Vessani dediği sıfatın mevsufa taksisi. Yani kasrı. Yani bu çok kolay. La razika illallah. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Yani bu da yine şeydir. Kasrı gayri hakikidir. Neden? Zahiri sebeplerde hani patronlar da rızık verenler var ya, anne baba verir vesaire. Yani geniş manada değerlendirirsen. Anlatabildim. Yani dolayısıyla siz burada sıfat kelimesini Allah'a kasrediyorsunuz. Hakiki manada razık sadece Allah'a aittir diyorsunuz. Bunu anladınız mı? Bu da çok önemli. Bir emrin dune ahar yani. Ev mekânehu veya onun yerine gelecek şekilde. Yani ve mâ Muhammedun illâ rasûl de yine buna misaldir. Konuştuk size. Öyle değil mi? Yani yo ve mâ Muhammed şey birinciye misal. Yani şey işte la razika illâ hu gibi. En güzel örneği bu. Veya la kâtibe illâ hu illâ zeydün gibi. Yani hoş dünyada zeyd çok ama kendin sen o sıfatı zeyde diyorsun. Gerçek kâtip şeydir, zeyddir diyorsun. Burayı anladık mı? Ha, yeni bir şey geldi. Muhataba göre de yeni bir taksimat var. Kaç taksim geldi görüyor musunuz? Üçüncü taksim. Kasrın, muhatabın itikadına göre taksimi var. Fekullun minhuma. Hem hakiki hem de gayri hakiki kasırlar darbay. İki çeşit. Aslında yani üç çeşit. Yani burada da söyleyecek zannediyorum. Evet, üç çeşit olması lazım. Ama burada şey yapıyor, yani önce darbani diyor. Niye? İki çeşit. Neye göre bu? Bak bura önemli, daha okumuyoruz. Muhataba göre. Ben önce anlatayım, sonra metni okuyalım. Eğer muhatap anlatacağın sıfat veya mevsufta, hep bizim oyunumuz hep şey, sıfat ve mevsuf. Sıfat veya mevsufta şirketi kabul ediyorsa, yani şirki kabul ediyorsa, illa şirk olması şart değil, şirk Allah, haşa yani, şirketi, ortaklığı kabul ediyorsa, yani diyorsa ki Zeyd de, Amr da, ikisi de iyi katiptir, burada buna sen tahsis yaptığın zaman, kasr yaptığın zaman, bunun adına kasr-ı ifrat diyoruz. Tamam mı? Ma zeydü, şey, ma katibun illa zeydün diyorsun. Bak sıfatı şeye, mevsufa kasrediyorsun. Diyorsun ki Amr katip değil. Yani katip sadece Zeyd'dir diyorsun. Burada ifrat diyoruz biz buna. Anlatabildim mi? İkincisi, şimdi eğer muhatap tam tersi bir düşünceyle, düşünceye sahipse, yani mesela yani rektörlük kurulu üyelerinden yani birisi Türkiye'ye gitmiş. Yani şey Emre zannediyor ki Ertuğrul Oktay Bey gitti. Ertuğrul demeyelim, yanımızda çünkü. Sen de şey de diyor ki o bilen arkadaş da. Ma safere illa Ahmet. Ahmet gitti diyor. Yani orada yolculuk etme sıfatını Ahmet'e hasrediyor. Bunun adına da kalp diyor. Kasr-ı kalp. Yani muhatabın Emre'nin düşüncesini değiştiriyoruz. Kalp değiştirmek demek biliyorsun. Evet, evet. Kalp etmek. Buna da kasr-ı kalp diyoruz. Veya üçüncüsü var. Yani bu da eğer muhatap mütereddidse, yani anlatabildim mi? Gerçek manada yani yazar hangisi? Amr mi? Zeyd mi? Orada da diyorsun ki mâ kâtibun illâ zeydun. Zeyd gerçek manada kâtiptir. Burada da tayin yapıyorsun. Muhatabın tereddüdünü gideriyorsun. Anladınız mı? Ama o kadar tatlı bir ders ki bu. Acayip. Bütün dillerde var bu, biliyor musun? Evet.
O idırlar, midırlar, norlar hep bu şey. Kas edatları oluyor. Sadece kelimeler farklı. Türkçede de var. Fakat yani bu kadar isimlendirilmiyor. İlim yok. Yok böyle yok, ilim yok. Fekullün minhuma. Yani bu sıfatın mevsufa, mevsufun sıfata kasrı da her ikisinin de iki kısma ayrılıyor. Niye? Vel muhatap bil evvel, yani birinciye muhatap olan, bil evvel dediği mevsufun sıfata kasrı olayı. Yani bir şeyin bir şeye tahsisi meselesi. Yani neyse bil evvel, min darbey küllin, her iki çeşidin de birincisinde, birincisi dediği, her iki çeşit dediği hakiki ve gayri hakiki kasırların birincisinde, yani mevsufun sıfata hasrinde, değil mi? Sıfata kasrında men yatekidü şerikete, ortaklığa itikar ediyor. Muhatap bu. O vel muhatap mübtedadır. Men yatekidü şerikete de cümle olarak haberdir burada. Anlatabildim mi? Yani demek ki hem hakiki hem de gayri hakiki kasrın birinci çeşidinde, anlatabildim mi? Birinci çeşidinde muhatap nedir? Muhatap ortaklık kastediyor. Anlatabildim mi? Diyor ki, yani katiplik sıfatı şeydir diyorsun sen. Yani ne derler? Yani o yatekidü şerikete, yani ortak olduğunu iddia ediyorsun. Örnek verdim ya. Yani diyorsun ki, İşte şeyin nedir? Zeyd de Amr de iyi yazardır. Sen orada diyorsun mâ kâtibun illâ zeydün dediğinde ifrat yapıyorsun orada. Gerçi burada sıfatın mevsufa örneğini verecek şimdi. Ve yüsemmâ, buna denilir bu kasra, kasra ifradim. İfrat kasrı. La ilahe illallah da bu gruptandır. Tamam mı? Çünkü başkaları, başka ilah olduğunu iddia edenler var. Onlara karşı, müşriklere karşı hayır diyorsun. Sadece ve sadece tek ilah Allah'tır diyorsun. Likat iş şirketi. Şirket ortaklığı ortadan kaldırıyor. Tamam. Ve bisani, bu da, yok burada özür dilerim. Burada bir hata yaptım ben. Yani hatayı nerede yaptım? O hatayı düzeltelim. Yani umumun nazarında da özür dileyeyim. Darbe küllinden kasıt hakiki ve gayri hakiki değil. O darbe külliden kasıt bir sıfatın bir diğer sıfata tahsisi veya onun yerine tahsisi. O iki çeşit keçeli. Onun için ben yanlış konuştum. Az önce de öyle kastım. Az önce şimdiki izahı öyle yaptım ama açıklarken yanlış konuştum. Yani onu düzeltelim. Anladınız mı? Yani çünkü burada mesele şey değil, yani anlatabildim mi? Yani feküllün minhumadan kasıt tahsisu sıfatin bi emrin dune ahar, bir sıfatı bir başkasını terk ederek birisine tahsis etme veya onun yerine, hani innemallahu ilahun vahid, yani şey değil, yani salisü salise değil, onun yerine ilahun vahid. Yani orada bir hata yaptık, yani izah hatası yaptık. Tabi yavaş yavaş yaşlanıyoruz ya, onun için yani zamirleri yerine gönderemedik. Bu darbey küllinden kasıt o yani. İkisin, yani burada küllin doğru. Hem hakikinin hem gayri hakikinin. Her iki çeşidi de. Yani şu çeşitler. Yani bir sıfatın bir sıfata tahsisi veya yerine tahsisi. Anladınız değil mi? Ve bisani, yani ikinciyle, yani bir şeyin diğer bir şeyin yerine, anlatabildim mi, tahsisi. Her iki çeşitten de ister hakiki ister gayri hakiki. Orada yine o kastediliyor. Darbey külliğinden, ama darbeyden kasıt bu şey, ya sıfat bir emr dune ahar veya sıfat bir emr dune mekane şeklinde. İkinci ise, ikincide durum ise ya'takidu el aks, muhatap tam tersine inanıyor. Anladınız değil mi? Tam tersine inanıyor. Diyor ki yani mâ sefara illa Oktay diyor. Anlatabildim mi? Hemen sen de kasr yapıyorsun. Diyorsun mâ sefera illâ Ahmet. Yani burada anlatabildim mi? Ne yapıyorsun? Muhatabın şeyini değiştiriyorsun. Yani kalbediyorsun. Yanlış düşünüyorsun diyorsun. Ahmet dışında kimse gitmedi. Yani Ahmet gitti diyorsun. Gitmeyi Ahmet'e kasrediyorsun sıfatı. Ördüğüne. Yani tam mütekellimin, yani mesela örnek veriyor. Muhatap
Mâ zeydün illâ kâimun. Yani sadece Zeyd ayaktadır dediğimiz zaman, yani onun yani burada muhatap oturduğunu zannediyor. Yerine dedik ya, oturduğunu zannediyor muhatap. Biz de diyoruz ki hayır, anlatabildim mi? Oturmuyor, ayaktadır diyoruz. Men i'tekade ittisafahu bil ku'ud dunel kıyam. Veya ma şairün illa zeydün. Yani bir adam şairin amr olduğunu zannediyor. Biz de diyoruz ki hayır, zeyttir diyoruz. Anladık mı burayı da? Buna da ne denir? Ve yüsemma kasral kalbin. Kasrı kalp denilir buna. Anladık mı bunu da? Ev veya tesaveya indehu. Yani bir hüküm katiplik mesela. Muhatabın nezdinde yani amr de zeyt de eşit durumda. Yani ikisini de katip zannediyor. Tesaveya eşit olmak. İkisinin şey daha nedir? İthneyni fesaiden. Tefaül babı ya. Tefaül babı. Yani çokluk ifade eden, karşılıklılık. Tamam. Anlatabildim mi? Karşılıklılık ifade ediyor. Yani her iki tarafta katip. Evet, her iki tarafta katip. Tamam mı? Tesaviyen mi? Tesaviya mı? Bir dakika. Hukmil muhatabi. Yok. Ev tesaviyen bu. Tesaviya değil. Burada yani ya'tekidu tesaviyen yani. Anladın mı? Yani muhatap kendine göre eşitliği şey yapıyor. İnanıyor. Yani tereddüt işte o yani. Yok, tesaviyen eşitlik demek. Tereddüt değil yani. Tereddüt tabii. Bunun manası tereddüt tabii. Yani diyor ki katip amirde, zeytte eşit hüküm var yani. Anlatabildim mi? Yani tereddüt diyebilirsiniz buna. Yani ikisi hakkında da aynı kanaate sahip yani. Evet. Hangisi olduğunda emin değil. Kalbe diyor. Ha, aynen öyle. Hı. Yok, kalp değil. Tayin yapacak. Tayin yapacak. Ve yüsemma buna kasra tayinin. Kasrı tayin diyor. Belirliyor yani. Diyorsun ki ne diyorsun? Yani ondan sonra ma katibun illa zeydün diyorsun. Böylece muhataba göre değişiyor bu. Tabii, tabii. Kasr-ı ifrat, kasr-ı kalp, kasr-ı tayin tamamen muhataba göre. Çok güzel. Şurada çok önemli bir kaide zikretti. Ve şartu kasril mevsufi ale sıfeti ifraten, ifrat yoluyla. Anlatabildim mi? Bir mevsufu, bir sıfata, anlatabildim mi? Kasretmenin şartı ademi tenafil vasfeyi. Anlatabildim mi? İki vasfın asla ve asla mevsufta bulunmasının yani imkansız olmayışı. Anlatabildim mi? Mesela mâ zeydün illâ şairün diyebilirsin. Hı-hı. Bak yani. Hı-hı. Ama yani burada ya katip olması mümkün. Yani aynen, ha mümkün. Yani yani ma zeydün illa şairün katip olabilir. Müneccim de olabilir. Anlatabildim mi? Yani menfi bir sıfat. Ama gayre şair kelimesi mümkün değil yani. Nüfhimen diyemezsin yani. Hı. İki sıfatı birbirine karıştırmayacaksın yani. İki sıfat birbirine aykırı. Yani şaire hem şair diyeceksin hem müfhim diyeceksin. Müfhim demek şair değil demek. Burada nef etmek. Bu nefi tabii. Yani iki sıfatın birbirini nef etmemesi lazım. Hmm. Hem diyorsun ki bu ilmi kitabın yazarıdır hem de diyorsun zır cahildir. Tabii. Yani böyle zır. Bir kasır mümkün değil yani. Hem diyeceksin ki Zeyd zır cahildir. Yani kasrı ifrad olarak diyorsun. Hem de diyeceksin ki bu akademik kitabın yazarıdır. Yani bu olmaz bu. Ve kalben de, kalben şeyde de şart tahakkuku tenafihima. Yani ikisinin de imkan, yani oluşunun imkansız oluşu. Yani çünkü yani illa biri, yani ikisinin de imkansız olması, yani reddedilmesi mümkün değil yani. Tabii. Yani bir adam mesela diyorsun ki, مَا قَائِمٌ اِلَّا زَيْدٌ veya مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِمٌ. Zeyd ayaktadır diyorsun.
Şimdi yani kusura bakma. Hem ayakta. Hem ayakta hem oturma olmaz yani. Böyle olmayacak. Evet. Ve kasr-ı tayin, tayin, kasr-ı tayin dediğimiz şey çok umumi bir şey o. Muhatap 10 sıfatta tereddüt eder. Sen birisini tercih edersin. Yani o kolay. Ama burada bu şartlar var. Yani. Mantık da bunu gerektiriyor zaten. Evet, burada kalsın. Şimdi kasrın yollarına başlayacağız. Bugün, yarın tamamen nahi okuyacaksınız. Benim anlatmak istediğim metotlar. Kapat. Yani çok önemli bu. Yani